Günaydın sevgili dostlar, günaydın diyorum çünkü sabah saat 6 ve bizde yine yol göründü. Bugün Çanakkale Ezine'ye gidiyoruz arkadaşlar. Yine araba alma peşindeyiz. Hayırlısı diyelim, inşallah bu sefer olur diyorum ve şimdi Mehmet abiyi bekliyorum. Onu da aldık mı oradan yola devam edeceğiz. Evet, Mehmet Bey şu an ayağını kaldırıyor. Merhabalar, hava. Merhaba Hüsnü. Bugün Hüsnü de var misafirimiz. Onu yolda sallayacağız. Mene mene. Biz ondan sonra Mehmet abiyle yola gene devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Vallahi karnımız aç arkadaşlar. Taş fırına geldik. Karnımızı bir doyuralım, bir şeyler yiyelim, atıştıralım. Öyle çıkalım yola. Yoksa böyle aç aç gidilmez. Oh oh oh. Güzel görünüyor. Evet Mehmet abi, yeni maceraya hazır mıyız? Hazırız. Ha? Gün yerine bakar. İnşallah bakalım. İnşallah. Bu sefer boş dönmeyiz. Üstücüm. Üstücüm de araba peşinde şu an. Araba alacak. Üstüde niye, kime niyet, kime kısmet diyor. Bakalım gidiyoruz ona da. Hayırlısı. Evet, gazımızı da alalım arabaya. Dolacak kardeşim. He, dolacak. Sabah saat 7 arkadaşlar. Şu an Menemen'deyiz. Burası Çanakkale yolu aynı zamanda. Bu yol oldukça hareketli. Bütün servisler buradan geçiyor. Aynı zamanda da Foça'ya, balığa falan gidenler herkes buradan gidiyor. Burada sağda işte büfeler falan var, kahveler var. Bu şekilde şöyle göstereyim. Yol boyunca oldukça hareket var ve sabahın 7'sinde trafiğe bakın arkadaşlar. Evet, biz de bu trafikten ilerleyeceğiz birazdan. Evet, bir mola verelim arkadaşlar. Biraz kahve içelim, kendimize gelelim. Şu an Ayvalık Sarımsaklı'ya doğru geldik. Sarımsaklı'nın tam karşısında bir yerdeyiz. Hatta burayı beni takip edenler bilir. Eşimle beraber motorla Çanakkale'ye giderken burada mola vermiştim. Aynı yerde mola vermiştim. Yine aynı yerde mola verdim. Burada bir kahve içeceğiz. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Tam karşısında Sarımsaklı plajları arkadaşlar. Arkadaşlar, Burariye'deyiz şu an. Burada bir tane uçak restoran var. Bunu da size böyle göstermek istedim. Uçağı getirmişler. Bildiğiniz uçak bu. Uçağı getirmişler. Burada restoran yapmışlar sevgili dostlar. Uçak restoranı. Şimdi Kaz Dağları'nın girişine geldik arkadaşlar. Küçük kuyudan çıktık. Kaz Dağları'ndayız şu an. Daha doğrusu Kaz Dağları'nın başlangıç noktasındayız. Burası gidiş geliş normalde bu yol. Biliyorsunuz benim daha önce Çanakkale'ye motorla giderken bu yolu gece geçmiştim. Kamyonun arkasına bayağı bir takılı kalmıştım. Şimdi de bu yolda genişletme çalışmaları var gördüğünüz gibi. İnşallah burası da yakın bir zamanda 3 gidiş 3 geliş olacak. Kaz Dağları, evet. Tünellere hazırlanıyor yollar. Yeni yollar, çift yol yapılıyor. Tünele bağlayacaklar arkadaşlar. Tünelden geçeceğiz bu yollardan. İnşallah bakalım. Yine bir mola verdik arkadaşlar. Şu an Ayvacık ile Bayramiç. Ayvacık'tan Çanakkale'ye giderken Bayramiç yol kavşağında bir mola verdik. Kafe Uysal'da. Mehmet abim de burada. Bir çay molası verelim, kendimize gelelim. Arkadaşı da burada bekleyeceğiz zaten. Şimdi onun gelmesini bekliyoruz. Hem de burada bir çay molası verdik. Mehmet beyler de buradalar. Evet. Afiyet olsun. Tamam. Çay molası verdik şimdi. Evet. Yoldayız. Ezine'deyiz şu anda. Evet. Ezine'deyiz. Evet. Arabayı aldık hayırlısıyla arkadaşlar. Şu an Ezine 1. noterliğindeyim. Şimdi buradan satışımızı yapacağız. Ondan sonra da ufak ufak yola çıkacağız. Evet sevgili dostlar. Arabamızı aldık hayırlısıyla. Arabamız ne? Hyundai Getz. 2010 model. Hyundai Getz'imizi aldık. Şu an Ezine'den çıktık. Tekrar memlekete doğru gidiyoruz yola. Mehmet abi de arkamdan geliyor şu an. Şöyle göstereyim. Arkadan Clio ile geliyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdilik iyi, bir sıkıntı yok. Hayırlısı diyelim. Kazasız belasız yolculuklar. Kaz Dağları'nda artık çok yakında tünelden geçilecek arkadaşlar. Bakın şu tam karşıda şey var. Kaz Dağları tünelleri var. Görüyor musunuz? Artık araçlar direkt buradan çıkacak. Bu eski yol iptal olacak. Çünkü gidiş geliş ve üstelik dar. Yani önünüze falan bir kamyon geldiğinde
sürekli onu takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Araba sollayamıyorsunuz. O yüzden artık yeni yol çok yakında açılacak. Arkadaşlar şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız ya? Harika ya. Vallahi şu ormanlarımızı koruyalım. Ormanda çöp atmayalım, ateş yakmayalım. Gözünüzü seveyim. Bakın şuraya bakın, şu güzelliğe bakın. Oh, mis gibi orman havası. Şuraya bakın. Vallahi harika. Beyler manzaraya bakar mısınız ya? Şuraya bakın. Her tarafı kilitli. Her tarafı kilitli. Bakalım. Mehmet abi düşünürüm biri ne demiş? Düşünmüş ne demiş? Ne demiş? İyi gelmez mi hiç deniz havası demiş. Aynen. Değil mi? Evet. Arkadaşlar. Yolda durduk şöyle yol kenarında. Hay maşallah güzelliğe bak be. Şu an Altınoluk'la Güre arasındayız arkadaşlar. Altınoluk'la Güre arasındayız. Yol boyunca deniz kenarından gidiyoruz. Şöyle size çevreyi, etrafı göstereyim. Havada bulutlarla karışık güneş var. Biraz da rüzgar var. Şöyle duralım, biraz manzarayı izleyelim istedim. Rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın. Bu arada da aracımız bu. Size hayırlı olsun. Bursa'daki Getz olmadı. Bu oldu. Camda da film vardı, onu söktüm de. Biraz sökemedim daha doğrusu. Evet, şöyle arkadaşlar arabamız bu. Bir 5 dakika mola verelim dedik. Şöyle deniz kenarında bir hava alalım dedik. Değil mi? Mehmet Bey, kendimi de göstereyim biraz ya. Beni de göster biraz ya. Hep ben seni çekiyorum, hiç sen beni çekmiyorsun. Evet arkadaşlar, hep Murat çekiyor beni. Ben de onu çekiyorum şimdi şu anda. Deniz manzarasına beraber şöyle, onu bir görün bakalım. Evet, abi diyor hep sen gözüküyorsun, ben hiç gözükmüyorum diyor. Ben de aynısını çekiyorum. Evet sevgili dostlar, şöyle biraz daha içeriye doğru girdik. Şu an Güre'deyiz. Şöyle içerilerde neler varmış diye şu güzelliklere bakmaya geldik. Gelmişken de şöyle Mehmet abimle beraber bu güzellikleri dolaşıyoruz. Evet. Bakalım neler varmış neler yokmuş bir gezin. Vallahi karnımız acıktı dostlar. Vallahi buradan ikinci geçişim arkadaşlar bu. Evet. Herhalde... Tavuk yedim galiba ben buradan, bir tavuk da yiyeyim. Karnımız şöyle acıktı. Şöyle alışveriş merkezinde durduk, evet. Yolda bir karnımızı doyuracağız. Şöyle göstereyim size. Evet. Şöyle yakından göstereyim hatta. Burada yemekçiler var da şurada canımız bir şey istedi. Hiç alakası ama tavuk dünyası. Arabaların karnını doyuruyoruz. Biz kendi karnımızı doyuralım herhalde. Aynen. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi kendi karnımızı doyurma sırası geldi. Bakalım neler var. Evet. Normalde hiç canım çekmez ama bugün nedense canım tavuk dünyası çekti. Hayret edecek bir şey. Valla karnımız çok acıktı arkadaşlar. Şu an açlıktan geberiyoruz. Tavuklar bizi bekliyor. Yemin ederim normalde, falan yiyebilirim. Normalde makarna yemem ama açlıktan şu an gözüm hiçbir şey görmüyor. Her şeyi yiyebilirim. Aynen. Her şey bize iyi geliyor yani. Şu anda ne olsa yiyeceğiz yani ona göre. Evet Mehmet abi, yemeği yiyince gözün açıldı mı? Aynen, vallahi gözlerim görmüyor. Vallahi şarkülümüz kaymış evet, arkadaşlar ya. Kendime gelir gibi oldum ya. Kusura bakmayın, vallahi açlıktan ölüyoruz. Yani. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik ya. Aynen. Neyse, bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Dostlar, tam karşıda görmüş olduğunuz yer Ali Ağa Rafinerisi. Bütün yakıtlar, petroller, Petkim burada. Ali Ağa Rafineri.
Şöyle bir çevreyi göstereyim size. Şu an Ali Ağa'dayız. Sahil kenarı bir yerde. Bir 5 dakika bir kahve molası vereceğiz. Gideceğiz. Evet Bey, iki tane orta kahve söyledim. O söyledim mi? Hava evet. Tam kahve içecek yer burası arkadaşlar. Yemin ediyorum. Havada lodos, hafif ılık. Denizde pırıl pırıl. Baksana ya. Evet ya. Şuraya bak. Görünüyor şuradan ya. Arkadaşlar. Gerçekten Ali Ağa'da görüntüleriniz deniz. Mavi bayrak koymak lazım. Şuraya baksana bir kere. Burası yaz olsa acaba boş olur. Vallahi. Acaba yaz olsa boş olur muydu burası? Yazın burası güzel oluyor abi. Ben daha önce defalarca durdum burada. Evet, ben de durdum. Evet. Boş olur mu ya? Artık arkadaşlar eve gidince kapanış yaparım. Yolda çekmesi artık bir anlamı yok. Çünkü karanlık. Ve sadece yol gideceğiz. O yüzden kapanışı da evde yaparım artık. Mehmet abiyle beraber yapmış olduğumuz açılışı yine Mehmet abiyle beraber kapatıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir yolculuk oldu. Allah'a çok şükür kazasız belasız gittik geldik. Ben Mehmet abime de her zaman yanımda sağ olsun. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ne demek ya? Eğer bizi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Mezara kadar değil, mezara kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.